Evet. Cosmos yatırım holding diyoruz arkadaşlar. Hemen açıyoruz bir günlük grafiğimizi. Grafik görüntüsünü sıfırlıyoruz. Güzel. Evet. Şimdi şurayı bakın, şu kısımdan alacak olursak, bakın şuralardan. Aslında ne kadar dibe yakın olduğumuzu görüyoruz. ENS'de de long işlemimizi yaptık. Bakalım, onu da bekleyeceğiz. Evet. Şimdi burada Fibonacci seviyelerini de bir değerlendirelim Cosmo'da. Fibo seviyelerine şöyle baktığımızda. Evet, 0.618'in kırılıp hafiften altına doğru yarı bandına kadar geldiğini 0.786 ile görüyoruz. Tekrar üstüne çıkmış. Bu olumlu bir haber diyelim arkadaşlar. Yani Cosmo için tekrar 0.618 bandının üzerine çıkmamız oldukça pozitif bir görüntü. Düşen kırılımı da zaten şurada gelmiş. Güzel, herhangi bir sıkıntımız yok burada. Teknik olarak muhtemelen bu dirence kadar bir hareket öncelikli olarak değerli dostlar gelecektir. Buraya doğru bir potansiyel muhtemelen oluşacaktır. Yaklaşık 144 seviyeleri ortalama. Değişebilir bu rakam. Bakın şu kısım. Bir saniye tekrar alalım. 139-140'lara kadar bir hareket potansiyeli gelebilir. Ta ki biz 90'ların altında kapanışlar yaparsak risk faktörümüz devam ediyor olacaktır ama şu anki görüntü Cosmo'da güzel. Teknik güzel. RSI'deki kırılım özellikle çok önemli olacak. Bakın RSI'da burada bu kırılımı takip edelim. Yani önümüzdeki hafta burada bir kırılımla başlar isek RSI'ye yönümüz yukarı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda Cosmo'da. Evet, devam edelim. Orge Enerji diyoruz şimdi. Orge Enerji güzel bir konsolidasyon yaşıyor burada. Yani şöyle güzel bir konsolidasyon yaşıyor. Yani olumlu taraftayız aslında biz burada yine. Bakınız trend var. Trendin desteğinden gücünü almış, orta bandını zorluyor bakınız. Bu orta bantta şimdi 2 saatlik bakacağız buraya. Yani çok net bir grafik aslında arkadaşlar. Çok net. Bakınız. Destekten dirence geri çekiliyor. Tekrar direnç, destek, direnç, destek. Bakın simetri bu şekilde devam ediyor. Orta bantta tutunmaya çalışıyoruz şu anda. 2 saatlik görüntü bize yönün nereye doğru ivme kazanacağını gösterebilir. Onun için burada 2 saatlik grafiği alıyoruz. Bu konsolidasyon bölgesini şöyle bir işaretliyoruz değerli dostlar. Bakın şöyle bir konsolidasyon bölgesi var burada. Bunu hemen rakamlara dökelim. Yaklaşık 64.10 yukarıda direnç, 59.55 aşağıda destek. Bu iki bant arası da takip edilir kısada. Yukarı doğru kırılıp olayın artık dirence doğru yöneliş anlamına gelir ki 76 bantlarına karşılık gelir aşağı yukarı. Evet, Orge'deki durum bundan ibaret. Konsolidasyonun yukarı doğru kırma olasılığı yüksektir. Burada şöyle bir senaryoda hakimdir arkadaşlar. Bakın şöyle bir senaryoda hakimdir. Yani nedir bu senaryo? Sol omuz, baş ve sağ omuz olarak görürsek de bu bir fincan kulp formasyonudur değil mi? Evet, şöyle bakıyoruz. Buradaki derinlik kadar yukarı gittiğini varsayarsak yaklaşık 76 seviyeleri buranın teknik hedefi haline gelir değerli dostlar. Evet, devam edelim. Devam edelim. Orge'yi bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi sırada ne var? Hemen şurayı da şöyle yapalım. Sıradaki hissemiz DESPC bilgisayar. Evet. Farklı kişilerin sorduğu hisseleri yazıyorum. Ona göre dağıtmış oluyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Bir günlük grafiği alalım şimdi. Grafik görüntüsünü sıfırlıyoruz. Oldukça güzel. Bakınız. Şöyle bir trendin arkadaşlar kırılıp tekrar geri gelip onay aldığını görüyoruz. Yani biz burada şu derinlik kadar bakınız ortalama bu derinlik kadar yukarı gidebiliriz. Bunun da teknik hedefi, katlama hedefi hemen şöyle gösterelim. Bakın şu şekilde. Yani burada ortalama yukarıda bakın 42'ler, orta bantta 37'leri görüyoruz. Ta ki ne zaman biz yatayda bakınız 31.10 seviyelerin altında kapanışlar yapar isek o zaman düşüş anlamına gelir bu. Düşüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Bu kanalın içerisine sokulmak ve buradaki bu geçmişteki yatay seviyelerin altına düşmek tehlike arz eder arkadaşlar. Şöyle alalım burayı. Şu anda biz yani müsbet yerdeyiz. Şu anki noktamızda bir sıkıntı yok. Bakınız bu bandın altına sarkar isek risk barındırır 31 bandlarının altına. 37, 38, 42, 43 bandları burada şu anda bizleri bekleyen teknik hedeflerimiz DESPC'te. Evet, Burçelik hemen sıradaki hissemiz. Burçelik'e bakıyoruz. Evet. Burçelik çizimleri şöyle bir kaldıralım. Bir güncelleme yapalım Burçelik'e. Evet. Bu açıdan güzel. Hemen şuradan alıyoruz. Evet. Bakın her türlü destek bölgesinin üzerinde yer alıyoruz arkadaşlar. Gerek bu noktayı kullandık. Gerek bakın üst bandı kullandık. Destek bandının üzerindeyiz. Burçelik'te. Oldukça güzel. Yani bu desteğin üzerinde yer alıyor olmamız güzel. Şimdi şu kısımda EMA 20 ve 50 birbirini kesmiş aşağıdan yukarı bakınız. Biz şunu diyebiliriz burada. Bakınız. Ortalama 131 seviyelerin altında kapanış gelmeli ki risk barındırsın. Yukarıda ise 139.3'ün üzerine atmalıyız ki yönümüz arkadaşlar yukarı olsun. En azından 170'leri görebilelim değil mi? Yani bu şekilde bir düşüncemiz oluşur bakınız. 139.3'ün üzerindeki konsolidasyon yaşanıyor burada. Bakınız 2 saatlikte daha net görebilirsiniz bu konsolidasyonu. Grafik görüntüsünü tekrar sıfırlıyoruz şu şekilde. Burada bir konsolidasyon durumu söz konusu ki yukarı doğru kırılması gerekir ki devam edebilelim. Bakın şuradaki çizgimizin, direnç çizgisinin üzerine atabilelim. Yoksa bakınız şuradan eğer senaryo şu şekilde işleyecek olursa buraya kadar gelip tekrar bu şekilde aşağı doğru dönersek buradaki görüntü solumuz baş, sağımız görüntüsü ki derinlik kadar aşağı gittiğimizi düşünüyorum. Ta ki buralara kadar düşüş anlamına gelir. Yani 120 bandlarına kadar bir yöneliş, geri çekilme yaşanılabilir. Onun için buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani 130 yani 140'ın üzerine atmamız gerekiyor. Olumlu senaryo adına Burçelik'te 140'ın üzeri olumlu değerlendirebiliriz. Evet. Tekrar bir günlük grafiği alalım. Bir günlük grafimizi alıyoruz. Şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Yani şu rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz. Devam edelim. Evet. Bu ne ya? Anca. Anca gidersin gibi olmuş. Bunu geçiyorum şimdi. Fade Gıda. Evet. Fade Gıda. Ben seviyorum Fade Gıda'yı. Hatta bugün tekli bir videosunu yapsam mı diye düşündüm Fade'nin. Teknik görüntüsü güzel. RSI oldukça güzel. Net bir düşen kırılımı gerçekleşmiş. Onayını da almış. Henüz hissede çok net bir yukarı yönlü hareket görmüyoruz. Olumlu bakıyoruz arkadaşlar. Zaten Fade'nin bakın şu geçmişteki tepe noktası bize her şeyi özetliyor. Geçmişteki bu noktalar referans kaynağımızdır diyoruz her zaman. Bakınız. Onayını almış artık. Yani bu devasa yükseliş, sert düşüş muhtemelen buradan tekrar yukarı yönlü en azından 22 seviyelerine kadar bir hareket potansiyeli olabilir. Güzel. Fade'nin görüntüsü fena değil. Olumlu bakıyoruz arkadaşlar bu hisseye. Muhtemelen yukarı yönlü. Sıralı bir şekilde buradaki hedefler işte 17.50'ler, 18.70'ler ve sonrası da 21-22 bantları. Evet. Bu sizin yazdırdıklarınız benden neden çıkmıyor? Evet, Prom çıktı. Burada bir çanak görüntüsünü veriyor bizlere. Birazcık böyle çok inişler çıkışlar sert olmuş. Çok fitilli bir görüntüsü var ama Prom'un bir çanak görüntüsü var. Yani şuraya stop koymakta fayda var bakın arkadaşlar. Günlük kapanışı itibariyle şu noktanın altında. Eğer 5.94'lerin altında bir gün geçirirse sıkıntı doğurur. 5.94'lerin altındaki bir gün sıkıntı doğurur. Bizi ta ki bakın şu seviyelere kadar taşıyabilir arkadaşlar. Sıralı bir şekilde burayı çizeceğim. Bakın kademeli bir şekilde. 5.94'lerin altında 5.40 4.77. Yani şu görüntü şu anda bir çanak görüntüsünü veriyor ama ihtiyatlı olmak gerekiyor tabii. Evet. Devam ediyoruz. Wink USDT diyoruz şimdi de. Evet, şu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar 9.72. Bakın 9.72'nin üzerine atabilirsek tekrar yani bunun üzerindeki bir günlük veyahut da iki günlük kapanış olumlu değerlendirilebilir. Şu anda teknik bir baskı altında olduğumuz gözüküyor. Burada çok net bir şekilde bakınız. Şu ana destek kırılmış. Artık altındayız. Risk faktörü biraz daha baskın, ağır diyebiliriz Wink için. Evet, buraya dikkat. Wink'in kapanışını 8.88'lerin altında görürseniz sıkıntı var demektir arkadaşlar. 8.88. Yukarıda ise direnç 9.72 bakınız. Ona göre bunlara dikkat edin. Şu anda destek bölgesine fitiller atılmış. Yani 3-4 gündür hatta 5 gündür bu bölge fitilleniyor. Üzerinde tutulmuşuz. Bu güzel. Hemen bunun fiyatlarını yazalım şuraya. 8.88 pardon. Evet. 8.88 aşağıda desteğimiz. 9.74 direncimiz. Yani burada 9.74'ün üzerine atabilirse olumlu bakmaya devam ediyor olacağız. 9.74 üzerinde burada bir çanak görüntüsü var arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman şuradaki derinlik kadar yukarı doğru hareketi beklenir. Evet. Devam edelim. Sıradaki hissemiz diyelim veyahut da şöyle bakalım buraya. Pardon. Şöyle bakalım. Petrola bakalım değil mi? Evet. Şu anda 78 dolarlar bandında cereyan eden bir tablosu var, görüntüsü var. Ben buralardan bir hareketin gelme olasılığını da yüksek görüyorum. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Yani şu tabloda bakınız. Destek bölgesi üzerindeyiz. Bu açıdan bakacak olursak bir diğer nokta. Burada bir tobo görüntüsünde yine bizlere veriyor arkadaşlar. Bakınız çok bariz bir şekilde bir tobo görüntüsünde bizlere veriyor. Şu şekilde aldığımız zaman bizim yapacağımız kapanış 79.50'lerin üzerinde kapanış yapar isek 79.50'ler üzerinde bir kapanış yapar isek şuradan teknik hedefini alırsak kapanış sonrasına koyduğumuzda 87 teknik hedefine ulaşırız arkadaşlar. Burada çok bariz bir şekilde tobo görüntüsü var. Evet. Sol omuz, baş ve sağ omuz şeklinde bir tobo formasyonunu görmekteyiz. Evet. UKOIL'in görüntüsü bu. Yani şunu diyoruz. Biz kırılımını yani yaklaşık kırılımı 79.50'lerin üzerinde yaparsak 87 teknik hedefimiz. UKOIL'in teknik görüntüsü bu. Tabii ki kırılım görmeden hareket etmemekte fayda var diyebiliriz arkadaşlar. Kırılımı görmeliyiz ki yol alabilelim. Devam edelim. UKOIL'in görüntüsü bu. DAX şimdi sırada. Grafik görüntüsünü yine sıfırlayalım. Burada ilginç noktalarda kalmışız DAX'ta. Ama şu var arkadaşlar. Direnç noktası zaten netti. Aşikardı. İyi tutundu yine. Onu inkar etmeyelim. İyi tutundu ama ne zamana kadar işte bakınız. Şuradan reddi 7 direnç noktasından. Şu anda DAX'ta bir baskımız var. Biz bu baskıyı biraz daha böyle aşağılarda bakınız. Şu seviyelerin altına sarkarsak hissedebiliriz. Hemen kaç burası işte 16.48'ler. Ya bu bandın altı biraz daha baskı unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Şu anda daha önceki geçmişteki tepe bölgesinin ekmeğini yiyoruz. Yani burası bizi tutuyor. Şu geçmişte satıcı var idi. Burada satıcı değil alıcı geldi. Ama bu seviyede tutunabilirsek altına sarktığımız zaman satışlar derinleşebilir. 16.480 şu anda bizim en önemli destek bölgemiz. Yani bu bandın üzerine atmamız gerekir ki üst dirence doğru yol alabilelim. Şimdi 2 saatlik grafiğine bakıyoruz. Bakınız burada da gerçekten güzel bir sıkışma var. Yine bir ters omuz baş omuz görüntüsü karşımıza çıkabilir. Şöyle bakıyoruz. Yani buradan gelecek hareket bizi şu dirence kadar taşıyabilir. Sonrasına bakmak gerekir. Evet devam edelim. CV Enerji sorulmuş. Hemen ona bakalım. CV Enerji'ye bakıyoruz değerli dostlar. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Şimdi CV Enerji'nin alçalan takozu kırdığına şahitlik ettik. Teyit alıp tekrar yukarı yönelebiliriz. Bakın burada hareketli ortalamalarda görüyorsunuz. 288-283 sıralı bir şekilde. Ya buralara temas edip yukarı doğru hareket gelebilir. Olası bir şekilde de şu bandın bakın şu bandın üzerine atmamız halinde teknik hedefimiz derinlik kadar yukarıyı bizlere gösterir. O da kırılım sonrası 400'lü rakamlara karşılık gelebilir. Evet. Burada bir ters omuz baş omuz oluşumu var. Şöyle bir senaryo gelebilir. Evet. CV Enerji'yi de özetlemiş olduk. Bu kırılım sonrası varabileceğimiz noktalar yaklaşık işte 319'lar sonrası 407 bandlarına doğru hareket geliyor. Yani 320 direnci kırıldığında 400 bandı teknik hedef haline gelmiş olacaktır değerli dostlar. Evet. YYLGD diyelim şimdi. Yayla gıdaya bakıyoruz. Evet ya bu gıda hisseleri benim hoşuma gitmeye başladı ya. Teknik olarak çok cazip bölgelerde. Gıda hisseleri onu söyleyeyim. Bakın şuradaki yükseliş onayı harika. Şöyle alalım burayı. Evet değerli dostlar kırılımı gelmiş. Alçalan takoz kırılımı gerçekleşmiş. Daha ne olsun değil mi? Daha önce de bakın şurada gerçekleşmişti. Bu biraz daha kalın. Burası da ince bakınız. İnce uzun. Kırılım gelmiş. Hayırlı olsun. Ya burada senaryo şu şekilde olabilir. Ona da tabii ki hazırlıklı olmak gerekir. Yani şu kısım. Ya muhtemelen buraya doğru bir atağımız olacak. Sonrası tekrar bakıp değerlendireceğiz arkadaşlar. Nasıl bir senaryo çizilebilir burada? Ortalama yukarıya daha sonra tekrar geri yukarı şeklinde bir hareket çizilebilir. Evet. Durum bu arkadaşlar. Yayla gıdada 15.43'e doğru bir hareketin olma olasılığı yüksek. Kırılım ve geri geliş bakınız. Onayını almış burası arkadaşlar. Bakınız kırılıyor ve onayını almış. Onay hareketini alan bir hisseden bahsediyoruz. 15.40 direnci kırılırsa da ondan sonra bu derinlik kadar yukarıya bakılır arkadaşlar. 15.40 direnci kırıldığı takdirde bu derinlik kadar yukarı potansiyelden bahsediyor olacağız. Şöyle alalım burayı da. Bir PX ve çizgi yapalım. Evet. Görüntü bu. Yayla gıdaya da bakmış olduk. Şimdi sıradaki hissemiz GRTRK diyoruz arkadaşlar. Nerede o? Evet, Green Türk. Hemen bakalım. Grafik görüntümüzü tekrar sıfırlıyoruz. Normalde buranın katlama hedefinden bahsedilir arkadaşlar. Oo, onayını da almış, bu güzel. Katlama hedefi nedir burada? Şuradaki derinlik kadar yukarı gitmesidir değil mi? Evet, buradaki derinlik kadar. Görüntü bu. Yani bizim hedefimiz ne olur burada böyle bir senaryoda? 64. Negatif senaryo için ise 46.70'ler takip edilmeli. 46.70 eğer kırılırsa arkadaşlar, 46.70'lik destek kırılırsa bakınız daha aşağılarda 40 seviyeleri gözükmekte. Evet, durum bu. Fena değil. Teknik açıdan güzel. Onayını almış. Çünkü buradaki hareket bir onay hareketi arkadaşlar. Bakınız direnç, direnç, direnç. Bakınız yükseliş onayı. Evet. Devam edelim. Buradaki bakmadığımız hisseler neler kaldı? Bakab. Evet. Bak ambalaj sanayi. Öyle mi? Bakalım. Grafik görüntüsünü yine sıfırladık. Oo, güzel yerde bakın arkadaşlar. Şu geçmiş tepelerin olduğu fırsatlar, geçmiş tepelerin teması gerçekten önemli. Gerçekten bakın. Şimdi buradaki görüntüye bakacak olursak biz şuradaki yatay bazlı arkadaşlar, yatay bazlı bakınız direnci kırmışız. Güzel. Bu direnç kırılmış. Şu şekilde de bir destek bölgesine bakacak olursak yükselen üçgen formasyonu değil mi değerli dostlar? Bakınız. Yükselen üçgen formasyonu. Bak, destekten dirence. Bakınız. Tekrar destek. Tekrar direnç. Tekrar destek. Tekrar direnç bakınız. Milimetrik bir şekilde devam eden bir tablo hakim burada. Direnç kırılmış şimdi. Ne olacak? Ya buradaki derinlik kadar da yine yukarı gitme potansiyelinden bahsedeceğiz. Bu da kaçı gösterir? Yaklaşık işte 85 bandı üzerinde 105 seviyeleri teknik hedef olarak karşımıza çıkmış olacak değerli dostlar. Evet, burayı da aktarmış olduk. Şöyle yapalım burayı. Evet. Tekrar şöyle chat ekranı bir açalım. UFT yüklenince almayı düşünüyorum. Tamam. Zerrin Hanım hoş geldiniz. Zerrin Hanım, dün sormuş olduğunuz hisse vardı. Hangisiydi bilmiyorum ama onlara baktım bugün. Tüpraş, KOÇ Holding. Bakalım. KOÇ Holding. Hocam. Vallahi o kadar long açıyorum ki hangisini açtığımı bilmiyorum Afrasiyap. Yani hangisinin yükselişinde, hangisinin inişinde, yani o kadar açtık ki. 3 aylara girdik. Gıda önümüz açık demiş Mustafa Bey. Doğru. NMR'ye bakalım. Evet. Şimdi Tüpraş, Koç Holding, NMR. Katıl üyelikleri yaparak canlı yayına yön verebilirsiniz değerli dostlar. Evet. Şöyle Tüpraş'la devam edelim. Tüpraş. Tablo bu. Sıkışma var Tüpraş'ta. Tüpraş'ta ciddi bir sıkışma var. Yani burada şu kısma pay ayırmak gerekir. Gerekebilir daha doğrusu. Bakın şu kısma. Ufak bir boşluk var. Burası test etmek isteyebilir. Onun için ne yapıyoruz? Hissede değilseniz kırılımı bekliyoruz. Evet, kırılımı bekliyoruz. Veyahut da hisseye dahil olmadınız. Baktınız hisse kırılım değil de satış geldi. 120 seviyeleri önemli noktaları, bölgeleri olarak değerlendirilebilir. Şöyle bir 2 saatlik görüntüsüne bakalım. Evet. Tüpraş'ta olumlu düşünebilmek adına 142'lerin üzerindeki kapanışlarına bakmak gerekir. 141.5 gibi. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlara bakarsak olumlu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet. Yaklaşık 142 diyelim biz yine burayı. Direncimiz de burası. 151. Evet. 142 seviyesi üzerinde 151 teknik hedef olur ama öncelik bu değerin üzerine atmak. 142.1'in üzerinde bir kapanış görmek gerekir olumlu senaryo adına. Evet. Dolar bazda bakalım Tüpraş'a. Evet, dolar bazda açar ise grafik görüntüsünü şöyle bir sıfırlıyoruz. Daha önceki dip bölgelerine yakınız. O bir ümit verici bir durum. Dip bölgelerine yakın olmamız. Evet. Kırılım gerçekleşmiş ama çok sağlıklı bir üzerinde vakit geçiremedik maalesef. Bunu belli başlı stop loss'ları kullanarak gitmek gerekir diye düşünüyorum. Hemen şöyle grafik görüntüsü sıfırladığımızda. Evet. Tablo bu. 4.42'lere pay ayırmak gerekir. 4.42'lere pay ayırmak gerekir. Düşen kırılımı geldi ama çok canlı bir kırılım yok. Sadece yukarıda fitil aldığıyla kaldı. Onun için şöyle özetleyebiliriz burayı. 4.65 üzeri yön yukarı olur değerli dostlar. Bu TL bazlı değil, bu ne diyor falan demeyin, dolar bazlı. 4.65 bandı üzerinde yukarı yönlü 4.93 atağı gelebilir. Evet. Koç Holding. Evet, Koç Holding daha önceki zirvesini aşmaya çalışıyor. Güzel de bir konsolidasyon süreci geçirdi burada. Görüntü bu, yani konsolidasyon bölgesi. Hemen yatay direnç bölgesine bakıyoruz. Evet. Koç Holding'de 160 bandı üzeri arkadaşlar buradaki derinlik kadar yukarı gitmesi mantığı çıkar. Bakın şöyle şu derinlik kadar klonlayalım bunda. Bu derinlik kadar yukarı doğru gitme potansiyeli artacaktır ciddi anlamda. 160'ların üzeri 186 arkadaşlar. O şekilde değerlendirelim. 160 üstü 186. Evet. Koç Holding'de tabii ki de negatif senaryolar oluşacaktır. Onun için de önleminizi şu şekilde alın. Evet. Bu alt destek kırılmadığı müddetçe de olumlu bakıyor olacağız Koç Holding'e. Evet. Koç Holding'in desteğini, direncine hemen fiyatsal anlamda bakarsak 160.5'lar değerli dostlar direncimiz. 135.9, 136'larda ise alt destek bandını görmekteyiz. Umarım 160 kırılımı gerçekleşir. Bunun neticesinde 186'lar karşımıza çıkar değerli dostlar. Evet, görüntü bu. Devam edelim. NMR USDT. Evet, kırılımı gelmiş, direnç kırılımı. Yataydaki dirence de temas ediyor ama buradan EMA 50'ye dikkat ediyor olacağız. Bakın buraya gelip onay alanları gördük. Ya onay alacaksınız ya da 18.60 direncini aşacaksınız. Evet. Şu anda 18 kaç burası şöyle bakalım. 18.30'larda EMA 20 direncini görmekteyiz arkadaşlar. 18.30 seviyesi üzerinde EMA 20 bölgesini görüyoruz. Evet. Güzel ama yataydaki direnç gerçekten önemli. Bu da yaklaşık 22 bandlarında. Bu direncin üzerine atamadık ki biz yukarıdan gelen direnç çizgisini kırabilelim. Evet. NMR'nin ben uzun soluklu da iş yapacağını düşünüyorum. Yani uzun soluklu ben pozitif olacağını düşünüyorum. Bakın şurada zaten kırılım sonrasında bir işleme girmiştik değil mi? Tekrar aynı bant içerisinde bakınız. Hareket isteğini görmekteyiz. O da yaklaşık 16.50'leri görüyoruz. Evet. NMR'nin majörde bakın şu kırılımı güzel oldu. Yeşil hatta da çizdik burayı. Evet. Yani NMR'de kısa düşünen kaybeder arkadaşlar. Uzun soluklu bakın buna. Yani bir 50 bantlarına uzun, ilk etapta. Sonrası da diğer hedeflerine bakılır. Evet. Devam mı? Tamam mı? Artık bayağı da yorulduk. Epey yorulduk değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım buraya. Susam hissesi var var. Susam FX'i var. Aa, Mustafa Bey ne oldu? Neyi çektiniz böyle? Tülay Hanım, Mustafa Bey neyi sildi bu kadar? Evet. Kimseye yeni baktık ama Mustafa Bey. Kimseye yeni baktık. Evet, Kadena. En sevdiğim hisselerden, kriptolardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Güzel, güçlü duruyor halen. Artık burada bir dip noktası oluşturdu ya bize. O seviyenin altına kapanış gelmediği müddetçe yönü yukarı. Şu anki tabloda 996 yani 1 ila 1.43 arasında bir sıkışmasını göreceğiz. Bu bant arasında ne yapacak? Yoluna devam edecek. Evet. Kadena'nın bir aşağıda desteği 1.43, 1.44 yukarıda direnci var. Kırılımın neticesinde yön tayini belli olur. Evet. Gıpta. Oldukça güzel. Gıpta da düşen kırılımı hacimli gerçekleşmiş. Güzel. Olumlu yani arkadaşlar. Burada bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Gıpta pozitif. Sırasıyla hedeflerine bakacak olursak işte şurada 36.50'leri görüyoruz. Daha yukarıda ise 45 bantları. Gıpta fena değil. Kendisinden gıpta ettirecek gibi gözüküyor şu an itibariyle. Ha, muhabbetleri sildiniz. Ben de dedim hisseye mi karar veremedim acaba Mustafa Bey dedim ben. Evet değerli dostlar. Vaktimizde epey oldu. Bugün 1,5 saate yakın bir yayın yapmış olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Binance referans kimliğimi yine bırakıyorum buraya. Kaydolmayanlar varsa %10 komisyon indirimiyle kayıtlarını olabilirler değerli dostlar. Minimum kral destek ve üstü üyelik yaparsanız da sizleri WhatsApp Scalping grubuna alıyor olacağım. Evet. Umarım güzel bir hafta başlangıcı ve bitişi olur sizler için. Gerek kriptolarda gerekse hisse senetlerinde güzel günlerin sizlerle olması temennisiyle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.